İşte o minik bebek büyüdü. Ata Demirer kendine has özel bir yetenek. Gerçekten komik ve taklit konusunda bir usta. Merhaba Ata. Selamlar. İnsanları güldürdüğünü ilk fark ettiğin zaman ne zamandı? O bebeğin büyümeye başladığı çağlar. Ergenlik dönemiydi falan. Ama biraz fazla büyüdü bebek görmüş oldum. Ortaokul yılları. Hepimiz gibi mutlaka çok değerli bir anne babanın evladısın. Aile ilişkilerin nasıl? İyi, güzel yani. Hep bir aradayız sürekli. Babam denizci, ben de biraz denizci olmaya çalışıyorum. Annem işte birlikteyiz, evdeyiz sürekli. Birlikte yaşıyoruz. Hoş yani, sıcak bir aile. Özellikle annem çok düşkündür bize. Yani hala çocukmuşuz gibi hareket ediyor. Bazen tabii stres oluyor yani bu ama mesela buraya gelirken bu gömleğin bana biraz yapıştığını, göbeğimi çok ortaya çıkarttığını söyledim ben. Olsun dedi, güven verirsin insanlara falan diyor. Yani komple bir düşünce var, sürekli komple düşünüyor her şeyi. Böyle bebek olur mu annesini kucağına? Merhaba efendim, annemsiniz herhalde. Bu şeref oldu. Ay sokun efendim, memenizi içeri, çok rica ederim. Aile içinde de mizah var o zaman herhalde. Var var, bulunur yani. Komik kadındır canım. Yani kardeşim de komiktir. Komik şeyler oluyor yani. Çok acayip. Komşunun çocuğuna hiperaktif yerine prefabrik dedi bir keresinde. Böyle doğal komik, bazen böyle hızlı konuşur, çok hızlı konuşur. Komik şeyler söyler yani, çok yıkar adamı yani. Peki şimdi çok farklı bir konuya geçiyorum. Evliliğe nasıl bakıyorsun? Hayatını kadınını bulunca evlenmeyi düşünüyor musun? Bunu sormanı bekliyorum. Ya güzel olur tabii de yani olmadı yani, yapamadı. Başarılı olamadık, bekliyorduk, gelmedi. Baba olma isteği mutlaka vardır. Nasıl bir baba olurdun sence? Şişman. Nasıl baba olurdum? Ben arkadaş olurdum çocuğumla. Kesinlikle. Ne şiddet ne böyle baskı, hiçbir şey olmazdı. Bir kafa yapardık yani ciddi anlamda. Benden iyi baba olurdu herhalde, bilmiyorum. Unutma baba. O güzel günleri hatırlamalım. Sevgiyle anmalım. Sevgiyle anmalım. Kızım kızım. Senin oyunlarında da izliyoruz. Ninnilerle ilgili çok hoş esprilerim var. Bize bebeğin programı için bir ninni söyler misin? Danalarla bostan arasındaki ilişkiyi anlatan bir ninni vardı. Neydi? Kal bostancı danayı, yemesin lanayı. Uyusun da büyüsün ninni. Aslında bu Trakya galiba. Böyle okumak lazım. Uyusun da büyüsün ninni. Tıpış tıpış yürüsün ninni diye. Bostancı danayı niye kovuyor? Bilmiyorum. Çocuğu mu itmiyor? Ha? Kaç kişi bunlar? Hiç. Ben anladım, kafam karıştı şimdi benim. Güzel ya bu ninniler. Sana başka ne vardı? Müslüm Gürses'in bir ninnisi vardır. Siz onu biliyor musunuz? Uyku kalmasın sevgili cicim, uyan uyan. Ama o kaldırmaya çalışıyor. Tabii o sesle kaldırmaya çalışınca kalkmıyor çocuk. Daha çok uyuyor. Böyle denir misin? Uyan uyan. Aç gözle. Kendisi uyumak üzere şarkı söylerken. Uyan uyan. Birazdan oyuna çıkacaksın. Bu arada bizi kendi sahnende ağırladın. Özellikle bu koltukta. Herhalde bu koltuğa bilmiyorum şimdiye kadar kaçıncı kere oynanmıştın? 520. oyuna çıkacak bu koltuk bu gece. Bugün. Ve iki kişi hiç oturmamış galiba. Evet, taşıyormuş vallahi. Tabii bence de. Ya üç kişi oldu şimdi. Ki bana nasip oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Keyif aldım böyle. Çocuklar özellikle böyle günlerde çocuklarla ilgili bir programın içinde olmak hoşuma gitti. Biz de teşekkür ediyoruz. Güzel sohbetin. Anne babalara da buradan mesaj. Lütfen. Çok yedirmeyin, böyle oluyorlar sonra. Çok güzel Yılmaz oldu. Yılmaz abinin deyimiyle duygusal şişmanlar yaratıyorsunuz.